Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde çok güzel bir saray var. Bu muhteşem sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Mutlu olabilmek için tek bir dileği varmış kraliçenin. Güzel bir kız çocuğu sahibi olmak. Bir kış günü kraliçe pencere kenarında oturmuş dikiş dikerken parmağına iğne batmış. Hemen bir parça pamukla akan bir damla kanı silmiş. Ve o anda bir dilek dilemiş. Teni karlar gibi beyaz, bir pamuk kadar narin. Gözleri en güzel mücevherlerden bile parlak. Dudakları kırmızı, kalbi sevinç ve mutlulukla dolu bir kızım olsa keşke. Bir gün iyi kalpli kraliçenin dileği gerçekleşmiş. Bir bebekleri olmuş. İsmini Pamuk Prenses koymuşlar. Yıllar çabucak geçmiş. Ama mutlulukları uzun sürmemiş. İyi kalpli kraliçe hastalanmış ve göçüp gitmiş dünyadan. Bir süre sonra artık yaşlı ve güçsüz olan kral da başka bir kadınla evlenmiş. Yeni kraliçe güzel olmasına güzelmiş. Ama bir o kadar da kötü kalpliymiş. Kendini beğenmiş, kibirli ve kıskanç bir kadınmış. Kötü kraliçe her gün sihirli aynasının karşısına geçip şu soruyu sorarmış. Ayna ayna, söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Sihirli ayna da cevap verirmiş. Yoktur saygıdeğer kraliçem. Siz en güzelsiniz. Kraliçe bu cevabı duyduğunda çok mutlu olurmuş. Kötü kalpli kraliçenin saraya gelişiyle her şey değişmeye başlamış. Kalbinin kötülüğü yüzünden kralın ülkesi bin bir türlü dertle karşı karşıya kalmış. Ve kral da ülkesinde olan biteni düzeltmek için saraydan ayrılmak zorunda kalmış. Kötü kraliçe mutluymuş çünkü artık sarayda istediği gibi davranabilecekmiş. Yıllar çabucak geçip gitmiş. Pamuk Prenses büyümüş ve çok güzel bir genç kız olmuş. Çok uzak olmayan bir yerde bir prens dere kıyısında su içerken suda Pamuk Prenses'in yansımasını görmüş. Bir an başını kaldırıp etrafına bakmış ama başının üstünde uçan kuşlardan başka kimseyi görmemiş. Günlerden bir gün kraliçe yine sihirli aynasının karşısına geçmiş. Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna cevap vermiş. Vardır saygıdeğer kraliçem. Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe bunu duyunca çok sinirlenmiş. Hemen en güvendiği avcısını yanına çağırtmış ve korkunç bir emir vermiş. Pamuk Prenses'i ormana götürüp kalbini bana getireceksin. Askerler Pamuk Prenses'i alıp kraliçenin yanına götürmüşler. Hoş geldin Pamuk Prenses. Düşündüm de sarayda sıkılmışsındır. Git biraz dışarıda dolaş, ormanı gez. Merak etme, en güvendiğim avcım yanında olup seni koruyacak. Avcı Pamuk Prenses'i ormanın derinliklerine doğru götürmüş. Kraliçenin verdiği emri uygulamak zorundaymış. Fakat Pamuk Prenses'in iyilik dolu kalbini gören avcı ona kıyamamış. Pamuk Prenses'i bir daha asla saraya dönmemesi konusunda uyarmış. Güneş batarken onu ormanda bırakıp saraya dönmüş. Pamuk Prenses karanlık ormanda tek başına çok korkmuş. Bir ağacın altına oturup ağlamaya başlamış ve uyuyakalmış. Sabah olduğunda Pamuk Prenses kuş sesleriyle uyanmış. Minik hayvan dostları etrafını sarmış. Prenseslerini çok seven hayvanlar yol göstermişler Pamuk Prenses'e. Minik dostları Pamuk Prenses'i bir eve getirmişler. Bu çok şirin ama bir o kadar da küçücük bir evmiş. Pamuk Prenses biraz ürkerek kapıyı aralamış. Evin içinde
her şey çok küçükmüş ve çok dağınıkmış. Pamuk Prenses bu evin kimlere ait olduğunu anlayamamış bir türlü. Ama gidecek bir yeri de yokmuş. Etrafı toplamaya karar vermiş. Biz tam yedi cüceyiz, 14 kollu bildiğimiz. Biz tam yedi cüceyiz, 14 kollu bildiğimiz. Var mı bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan? Var mı bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan? Pamuk Prenses her yeri ışıl ışıl tertemiz yapmış. Küçük mutfak eşyalarıyla yemek pişirmiş ve karnını doyurmuş. Bu minik evde her şey minik olduğu gibi yataklar da minikmiş. Pamuk Prenses yorgunluktan neredeyse olduğu yerde uyuyakalacakmış. Bu evde kendisine zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Yatakları birleştirip oracıkta uyuyuvermiş. Akşam olduğunda evin sahipleri olan yedi cüceler madendeki işlerinden eve dönmüşler. Eve girdiklerinde çok şaşırmışlar. Ev derli toplu ve tertemizmiş. Üstelik mis gibi yemek kokuları geliyormuş. Sakar hemen bir kase çorba koymak istemiş kendine fakat sakarlığı yüzünden yere dökmüş. Bilgin olup biteni anlamaya çalışıyormuş. Bu işte tuhaflık var. Kim yaptı bu kadar işi? Dörün bakalım. İyi bir uyku çekersem tüm soruların cevaplarını bulabilirim. Demiş uykucu esneyerek. Yedi cüceler hep birlikte sessizce yukarı çıkmışlar. Yatak odasına girdiklerinde hepsi birden şaşırıp kalmış. Minik yataklarında güzeller güzeli bir kız uyuyormuş. Seslere uyanan Pamuk Prenses korkarak yataktan sıçramış ve yedi cücelerin kendisine bakan gözleriyle karşılaşmış. Çekinerek, "Benim adım Pamuk Prenses. Sizi kızdırdıysam özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu." "Bundan eminiz. Eğer kötü biri olsaydın evimizi böyle temizleyip bize yemek yapmazdın herhalde." diye yanıt vermiş Bilgin. Sonra da kendilerini tanıtmış. "Biz yedi cüceleriz. İşte neşeli, öfkeli, sakar, meraklı, utangaç, ben Bilgin ve... Uykucu! Şşş! Hep birlikte neşeyle gülmüşler. Böylece yedisi de birbirinden farklı yedi sevimli dostu olmuş Pamuk Prenses'in. Pamuk Prenses yedi cücelere başına gelenleri anlatmış. Yedi cüceler çok üzülmüşler. Pamuk Prenses'in onlarla kalmasını istemişler. Pamuk Prenses ise onlara hep yardım etmiş. Sevimli kulübelerinde nefis yemekler yiyip tatlı sohbetler ederek mutlu ve huzurlu günler yaşamaya başlamışlar. Pamuk Prenses ve yedi cücelerin mutlulukları çok uzun sürmeyecekmiş. Kraliçe bir gün yine aynasına aynı soruyu sormuş. "Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" Ayna yine cevap vermiş. Şey vardır saygıdeğer kraliçem. Yedi cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses sizden daha güzel." Oysa kraliçe onun öldüğünü düşünüyormuş. Avcının kutuda getirdiği kalp aslında bir ceylana aitmiş. Kraliçe avcıya güvenmekle hata ettiğini anlamış ve bu işi kendi bitirmeye karar vermiş. Yedi cücelerin evinde yine neşeli bir sabah yaşanıyormuş. Pamuk Prenses yedi cüceleri tek tek öperek işe uğurluyormuş. Bilgin her zamanki uyarısını tekrar etmiş. "Kuralımızı unutma. Biz evde yokken gelen bir yabancı olursa kapıyı kesinlikle açmayacaksın." "Tamam Bilgin'cim. Siz de geç kalmayın olur mu?" Pamuk Prenses akşam yemeğini hazırlarken kapı çalmış. Bu saatte yedi cücelerin eve dönmesini beklemiyormuş. "Kim o? Bilgin, siz mi geldiniz?" Dışarıdan yaşlı bir kadının sesini duymuş. "Benden sana zarar gelmez kızım. Aç kapıyı." Kapının deliğinden bakan Pamuk Prenses, dışarıda bekleyen zavallı yaşlı kadından kendisine bir zarar gelmeyeceğini düşünmüş ve kapıyı açmış. "Ah güzel kızım, buralardan geçen yaşlı fakir bir kadınım ben.
Varsa bana ikram edeceğin bir tas çorban çok sevinirim. Pamuk Prenses yaşlı kadını içeri almış ve ona sıcak bir tas çorba ikram etmiş. Teşekkür ederim kızım. Param yok ama ormanın en tatlı, en kırmızı elmasını getirdim sana. Bir ısırık yersen anlayacaksın güzel tadını. Pamuk Prenses yaşlı kadının verdiği elmadan bir ısırık almış ve ısırmasıyla birlikte yere düşüp bayılmış. Bu yaşlı kadın aslında kılık değiştirmiş olan kötü kalpli kraliçeymiş. Pamuk Prenses'in yediği elma ise zehirliymiş ve hiç uyanmamak üzere derin bir uykuya dalmış Pamuk Prenses. Yedi cüceler işten eve döndüklerinde Pamuk Prenses'i yerde yatarken bulmuşlar. Bilgin ısırılmış elmayı fark etmiş. Yediği elma zehirli olmalı. Bu kraliçenin işi. Pamuk Prenses uykusunda o kadar güzelmiş ki cüceler onu en değerli mücevherlerden yapılmış cam bir kutuya koymuşlar. Ormandaki tüm dostları görebilsin diye onu yüksekçe bir tepeye yerleştirmişler. Bir gün bir prens Pamuk Prenses'in uyuduğu ormana gelmiş. Pamuk Prenses'in minik dostları ona yol göstermiş ve Pamuk Prenses'in uyuduğu cam kutunun yanına getirmişler. Prens gözlerine inanamıyormuş. Rüyalarında gördüğü güzeller güzeli prenses karşısında duruyormuş. Cam kutunun kapağını kaldırmış ve Pamuk Prenses'i öpmüş. O anda Pamuk Prenses ve prensin hayali gerçek olmuş. Pamuk Prenses gözlerini açmış. Kötü kalpli kraliçenin kara büyüsü yok olmuş. Pamuk Prenses'in sarayındaysa kızına olanları öğrenen kral sihirli aynayı kırmış ve kraliçeyi de saraydan kovmuş. Pamuk Prenses sonunda sarayına geri dönmüş ve babasına kavuşmuş. Pamuk Prenses ve Prens muhteşem bir düğün yapmışlar. Kral, Pamuk Prenses, Prens ve yedi cüceler hep birlikte çok mutlu yaşamışlar. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş yaşarmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Ormanda bir kulübede babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Babaları hem odunculuk yaparak para kazanmaya çalışıyor hem de çocuklarına bakıyormuş. Tek başına hem iş hem de çocuklarla baş edemeyen baba birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı zengin bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında yıkık dökük bir kulübede oturmaktan ve yokluk içinde yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ve Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına "Bu kışı nasıl geçireceğiz? Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak açlıktan öleceğiz." dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak bu teklife karşı çıkmış. "Tartışmaya gerek yok." demiş karısı. "Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız." Gretel bunları duyunca ağlamaya başlamış. Abisi Hansel onu teselli etmiş. "Ne olur endişe etme Gretel. Evin yolunu bir şekilde bulup döneriz." O gece geç saatlerde Hansel gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl taşı doldurmuş. Sabah olduğunda ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Babaları çocuklara gezmeye gittiklerini söylemiş. Yürürlerken Hansel cebindeki çakıl taşlarını kimseye fark ettirmeden yere atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar.
Tabii geri dönmemişler. Gece olmuş. Ormanda gece yaşayan hayvanların korkunç sesleri yankılanıyormuş. Kurtlar etraflarında ulurken korkudan tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamış. Sonra ay ışığında parlayan çakıl taşlarını izleyerek evlerine doğru yürümüşler. Aferin abicim, çok akıllıca bir şey yaptın. Çocuklar evlerine döndüklerinde babaları onları bir anda karşısında görmüş ve çok sevinmiş. Üvey anneleri de sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. İçten içe çocukların geri dönmesine çok bozulmuş. 3 gün sonra üvey anne onlardan kurtulmayı tekrar denemek istemiş. Gece çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl taşı toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp yine arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleriyle babaları bir bahane uydurup çocukları yine ormanda bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini görünce Hansel ve Gretel bu kez hava kararmadan evlerine dönmek istemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Gretel ağlamaya başlamış. Hansel de umutsuzluğa kapılmış ilk kez. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda 3 gün 3 gece aç karnına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. 3. gün bir ağacın dalında bembeyaz bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri de şekerdenmiş. Evin her yanı rengarenk kremalarla süslüymüş. Hansel ve Gretel gözlerine inanamamışlar. Ev muhteşem lezzetli görünüyormuş. Çocuklar tüm yorgunluklarını unutup eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel evin duvarından, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. Evimi kim kemiriyor bakayım? Bir bakmışlar, kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze duruyor. Çocuklar başlarına gelenleri yaşlı kadına anlatınca kadın çok üzülmüş, çocuklara acımış ve onları içeri almış. İçerisi evin dışı gibi değilmiş. Korkutucu, değişik bir evmiş. Ama çocuklar yorgun ve aç oldukları için bunu hiç önemsememişler. Yaşlı kadın çocukların önüne çeşit çeşit yemekler ve tatlılar koymuş. Çocuklar daha önce hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece yumuşacık kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Sabah olduğunda çocuklar uyanmışlar. Kadın evde yokmuş. Evi dolaşmaya başlamışlar. Koridorun sonunda küçük bir kapı görmüşler. Kapıyı açınca içeride sandık sandık altınlar, değerli hazineler olduğunu görmüşler. Tabii çok şaşırmışlar. Hansel odaya girmek istemiş. Tam bu sırada duydukları sesle irkilmişler. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Çocuklar arkalarını döndüklerinde karşılarında duran cadıyı görmüşler. Yaşlı kadın dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için evini ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış meğer. Çocuklar evden kaçmayı denemiş ama kapı kilitliymiş. Cadı Hansel'i saçlarından tuttuğu gibi çekerek sürüklemiş ve onu demir bir kafese kilitlemiş.
Sonra da Gretel'i sürüye sürüye mutfağa götürmüş. Kardeşin çok zayıf. Ona yemekler pişir. Onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek. Gretel çaresizce cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel akıllı ve soğukkanlı bir çocukmuş. Gözleri pek iyi görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Her gece cadı uyurken kafesin altındaki yeri kazıyormuş. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için sabah olunca Hansel'i kontrol ediyormuş. Hansel de kardeşinin verdiği yemekleri yemiyor, kazdığı yere gömüp saklıyormuş. Cadı da mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım. Gretel'e dönmüş. Fırına git bak bakalım. Hamur iyice pişmiş mi? Korku içinde yaşamasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi hala aklı çalışıyormuş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum. Hamuru göremiyorum. Diye sızlanmış Gretel. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itivermiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Gretel cadının anahtarları sakladığı yeri biliyormuş. Hemen koşup anahtarı almış ve Hansel'i kilitli olduğu kafesten kurtarmış. Fırından çıkan alevler evi kaplamış. İki kardeş yanmakta olan evden kaçıp tekrar ormana dalmışlar. Ama nereye gideceklerini hiç bilemiyorlarmış. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Kocaman bir kuğu önce Hansel'i sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar etrafına bakılmış. Birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. Çocuklarını karşısında gören baba çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bıraktıktan kısa bir süre sonra o acımasız üvey annelerinin ailesinin yanına döndüğünü söylemiş. Yaptıkları için çok pişman olduğunu ama çok aramasına rağmen onları ormanda bulamadığını anlatmış. Çocukları babalarını çok seviyormuş. Onu affetmişler. Şimdi babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Babaları gözlerine inanamamış. Böylece ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş. O günden sonra da ömürlerini mutluluk ve zenginlik içinde sürdürmüşler.